Merhaba değerli izleyenler, Kürsü ile karşınızdayız. Evet, bugün kürsüye konuk olan ismimiz yine çok yakından tanıdığınız. En son kendisiyle program yaptık, sözleştik bir program daha yapacağız. Evet, bugüne kısmet oldu. Profesör Doktor Sayın Ata Hatun hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Nihan Hanım. Hem size hem rejideki arkadaşlara iyi programlar diliyorum. Hem de tabii ki izleyicilerimize güzel bir hafta sonu. Yarın çünkü neredeyse başlayacak hafta sonu. Evet. Saat 5'ten sonra. Devlet memurları için diyelim evet, efendim. Tabii, bizler tabii. Hiçbir zaman hafta sonu yapmıyoruz. Çalışıyoruz. Olsun, sağlık olsun diyelim. Sağlık her olsun. Şeyin başı sağlık. Sağlık olsun. Ayrıca siz zaten buradaysanız bu program güzel geçer efendim. İnşallah. Onda bir İnşallah. Sıkıntımız yok. Çünkü teveccüh, öğrenmeyi çok seven bir insan olarak sizden her programda yeni yeni şeyler kapıyorum, öğreniyorum. Teveccühün, teşekkür ederim. Geçen program bir hamlede bulunmuştuk girizgah yaparken Kıbrıs konusuna, Kıbrıs evet. konusuyla birleşik olarak Birleşmiş Milletler'e değinmeye ama yetişemedik. Yetişemedik. Çünkü İsrail-Filistin konusu. İsrail konusundan dolayı. Evet, tabii evet. Çok gelişmeler yaşandı geçen haftadan bu haftaya. En önemlisi de bir hastane bombalandı, arkasından cami bombalandı. Amerikan Başkanı Biden şu an orada, oraya gitti. Mısır kapılarını açtı. Filistinlileri, Gazze'lileri oraya almaya başlıyor. Güvenlik koridoru oluşturuyor. Bütün bunları konuşacağız ama onun öncesinde eğer sizin için de mümkünse Kıbrıs'tan başlamak istiyorum. Çok daha iyi konuya. Olur. Çok iyi olur. Çünkü bağlantılı gibi geliyor bana hep konular. Çok bağlantılı. Yani tarihe de baktığımız vakit evet. çok bağlantılı. Öyle yapalım. Tamam. Kıbrıs'tan girelim. Sonra İsrail Filistin'e ve ben döneyim fırsat olursa. Olmazsa bir program sözü daha alırım. İsrail'in mesela Yahudilerin 1905'te Kıbrıs'a yerleşmesini evet. de dile getirebiliriz. Çok i̇şte hangi kısa bir girizgah yapmıştık hangi ona. Hangi köple, hangi köyde, hangi şehirde, sinagoglarının nerede olduğu, hahamlığın nerede olduğu, 1905'i konuşuyoruz. Evet. Yani Theodor Herzl'in Paris'te yaptığı toplantıdan sonra, neyse girdik girmeyelim, biz Kıbrıs'tan başlayalım. Evet, başlayalım. Şimdi o zaman, susturamayacağım beni. Kıbrıs'ta için. Birleşmiş Milletler'i bugün biraz birbirine sokacağız. Çünkü Kıbrıs konusu ve Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler'in her 6 ayda bir uzatılan görev süresinin devamıyla ilgili bir ne diyelim artık belge Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'taki barış gücünün diyelim her 6 ayda bir uzatılıyor. Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler'e ne kadar ihtiyaç var ve Birleşmiş Milletler'in bir özel temsilci doğru mu ifade doğru. ettim? Atanması konusundaki ısrarı. Biraz bunları değerlendirelim çünkü Kıbrıs müzakereleri konusunda aslında biraz kapalı kapılar ardında biraz da aleni ortamlarda, kamusal alanlarda yapılan bazı açıklamalar var. Bazı temaslar özellikle son dönemde gerçekleştirilen Azerbaycan, bizim tarafımızdan gerçekleştirilen Azerbaycan teması. Bununla ilgili gerek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, arkasından Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sonrasında yaptığı açıklamalar, Sayın Başbakanımızın açıklamaları aslında önemli dipnotlar. İki hafta sonra tekrar toplantı var. Türk Devletleri Teşkilatı'nın evet. toplantısı var. Ve çok kritik bir süreçte, çok, kritik bir çok. Toplantı. Özellikle Orta Doğu bu ateş çemberinin içindeyken Türk Devletleri çok Teşkilatı. Evet. Çok kritik. Yani, Cumhurbaşkanımız gidecek, katılacak evet. oraya. Evet. Çok özür dilerim. Rica evet. ederim. Estağfurullah. Oraya katılacak, o çok önemli. Tam iki hafta sonra, 3 Kasım'da. Evet. O zaman başlayalım. Birleşmiş Milletler'in burada mevcudiyeti ne kadar gerekli Kıbrıs'ta ve Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs sorunundaki rolü ve bundan sonra yapılmasını, atılmasını istediği adımlar. Özellikle bu özel temsilci konusunda, atanması konusunda. Çok önemli. Bu bence bir tuzak. Ayağı sıkma diyecektim tuzak. Ben de. Evet. Tuzak. Bildiğimiz bir tuzak bu Hı-hı. temsilci işi. İsterseniz temsilci işinden lütfen, başlayayım. Lütfen çünkü efendim. Ben biraz girizgah yaptım kusura bakmayın şimdi Rumlar, ama. Şimdi Rumlar temsilciliğin. Kablo mu takıldı? Kablo takıldı. Ha, özür şimdi dilerim. Rahatladı. Tamam, şimdi rahatladı. Estağfurullah rahat olun efendim lütfen. Bu temsilcinin atanması konusunda inanılmaz bir girişim yapıyorlar. İnanılmaz bir baskı yapıyorlar. Yani ellerine ne geçecek? Şimdi anlatacağım. Tamam. Neyi kazanacaklarına söyleyeceğim. Eğer temsilci atanırsa. Biz ne istiyoruz, onlar ne istiyor, Rumlar ne istiyor, BM'yi niye zorluyorlar? Avrupa Birliği'ndeki 27 başkanı, 27 devlet başkanını temsilci atanması konusunda Rumlar
kendilerinin dışındaki 26 tane başkanı habire baskı yapıyorlar. Habire yazı yağmuruna tutuyorlar. BM'de aynı şekilde yapıyorlar, Yunanlı ve Rum oradaki bürokratlar. Habire baskı yapmaya çalışıyorlar. Guterres'e ve etrafındakilere temsilci atansın. Hı hı. Peki niye temsilci atansın? Şimdi biz ne diyoruz? Temsilciye gerek yok. Eğer iki devletli çözüm konuşulacaksa tamam, temsilci atansın. Evet. Konuşulmayacaksa boşunadır. Şimdi Rumların istediği şu. Rumlar yana yana 2017'de Crans-Montana'da müzakerelerin koptuğu aşamaya geri dönmek istiyorlar. Niye geri dönmek istiyorlar? Çünkü müzakerelerde o dönemde Sayın Akıncı'nın verdiği bir takım tavizler vardı. Bayağı tavizler vardı. Sırf federasyon kurulsun uğruna. O da bir görüş, o da bir inançtı. Tamam, ben benimsemiyorum ama o dönemin cumhurbaşkanı benimsiyorsa o bir şeydir, bir süreçtir. Evet. O. Ve işte orada 4 Rum'a 1 Türk'ün nüfus sabitlenmesi olacak. İşte Avrupa Birliği'nden, özellikle Yunanistan'dan gelenler Türk bölgelerinde vizesiz gelecek, istediği gibi yerleşecek gibi. Bunun gibi, evet. Detaya girmeyeceğim. Geçen hafta girmiştik çünkü. Bayağı, evet. Bunun gibi 10-12 tane tavizin tümü verildi. Kala kala geriye sıfır asker, sıfır garanti kaldı. Anastasiadis kabul etmek için, Sayın Akıncı'nın önerilerini kabul etmek için bu şartı koştu. Dedi ki ya sıfır garanti, ya sıfır asker, hı hı, ya da ben kalkar gidiyorum. Tabii artık herhalde Cumhurbaşkanı, o dönemin Cumhurbaşkanı Akıncı'ya da tak etti ki kabul etmiyorum dedi. O da kalktı gitti. Şimdi odada beklediler, bir şeyler döndü. Alkollüydü denildi Anastasiadis için. Birçok ifade kullanıldı. Alkolik zaten. Kendisi bildiğimiz bir alkolikti. O dönemde çok konuşuldu. İşte evet. Ondan dolayı kalktı gitti. Çıktı kapıdan bindi uçağa, geldi Rum tarafına. Bu yüzden gerek Hristodulidis gerekse de çevresi, biz federasyon görüşmelerine devam edelim, hı hı, ve bıraktığımız yerden, yani sadece ve sadece Sayın Akıncı'nın kabul ettiği bütün koşulları, tavizleri masada, biz de onları kabul ediyoruz diyorumlar, tamam, biz oturalım şimdi, sıfır garanti, sıfır askeri konuşalım, bunu biraz yumuşatalım, işte Türk askeri kalsın ama 5 yıl sonra gitsin, işte garantiler kalsın ama her 3 yılda bir, biz bu garantiler devam etsin mi etmesin mi konuşalım. Şimdi buna getiriyorlar işi. Evet, evet. Peki temsilciyi niye istiyorlar? Temsilciyi istemelerinin nedeni, müzakereler koptuğu yerden başlasın. Yani iki devletli çözümü biz asla kabul etmiyoruz diyorlar. Evet. Biz bunu konuşmayız. Temsilci atansın. Biz Crans-Montana'yı konuşalım. Federasyonu konuşalım. Çünkü BM'nin hali hazırda gündeminde ve kabul edilmiş koşullarında federasyon var. Yani federasyon müzakerelerini, 50 yıldır yaptığımız federasyon müzakerelerinin bir 50 yıl daha gitmesinin kapısını açmak istiyorlar. İyi de efendim, şimdi bu 27 Avrupa Birliği üyesi ülkenin 26'sını bu konuyla ilgili, temsilci atanması konusuyla ilgili ikna etmeye çalışıyorlar ki Crans-Montana kaldığı yerden yapıyorlar. Devam etsin. İnanılmaz. İyi tamam da Crans-Montana'yı kapatan, masadan kalkan kendileri, kapattıkları bir kapıyı, hem de çarparak kapattıkları bir kapıyı nasıl tekrardan aralamaya kalkışırlar? Bu cesareti nereden buluyorlar? Şimdi şöyle, Crans-Montana'yı kendilerinin kopardıklarını kabul etmiyorlar. Ne diyor ki, Türkler tekliflerimizi kabul etmedi. Biz de müzakereleri devam ettirmedik. BM tutanaklarında bu yok mu? Tamam. Söyledikleri bu. Burada aslında tabii 2020'nin Ekim ayında Ersin Tatar Bey seçildiği vakit, Cumhurbaşkanımız seçildiği vakit bütün masaya koyduğu nedir hiç değişmedi. Doğrultusunda, fikirlerinde, isteklerini hiç değiştirmedi. Ne dedi? Eşit, egemen, tanınmış, iki devletli çözüm. Evet. Yani sen tanınmış, ben tanınmış. Bu kapıdan iki tane tanınmış cumhurbaşkanı gireriz, bu kapıdan iki tane tanınmış cumhurbaşkanı çıkarız. Evet. Biz bu müzakereye varız. Halbuki kendilerinin istedikleri, kapıdan girerken Hristodulidis tanınmış Kıbrıs, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olarak girecek.
Ersin Tatay Bey Türk lideri, Kıbrıs Türk toplumunun lideri olarak girecek. İçeride biri Kıbrıs Rum toplumu lideri, biri Kıbrıs Türk toplumu lideri olarak konuşacak. Ama kapıdan çıkarken Hristodulidis Cumhurbaşkanı olarak çıkacak. Tatar, Ersin Tatar başkanımız toplum lideri olarak çıkacak. Artık yağma yok. Canı çok şey çekiyor. Aynen, aynen. Yani evet. Temsilci atama istemelerinin tek nedeni bu. Şey dursun, eşit egemen iki devletli çözüm bir kenara itilsin, federasyon görüşmeleri başlasın. Temsilci istemelerinin tek nedeni bu. Ve bizim de bu tuzağa düşmememiz gerekir. Nihan Hanım ve temsilci atamasını başka bir koşulla kabul etmemiz gerekir. Nedir o ki, efendim? O başka koşul da şudur. Yani temsilci atansın ama taraflar müzakere masasına oturmaya hazır mı değil mi sadece onu tespit etsin. Yani bizim Türkiye'nin ve Türk tarafının söylediği bu. Yani temsilci atanabilir ama koşulu federasyondan çözüm müzakerelerinin federasyondan başlaması değil, iki taraf masaya oturmaya müzakereler için, federasyon müzakeresi değil, Kıbrıs sorununu çözmek için müzakerelere oturmaya iki taraf hazır mı? Bunun için atanabilir şeklinde şimdi bizim tarafta bir esneme var. Ben olsam hiç esnemem şahsen. Hı hı. Hani Kıbrıs'ta bir laf var. Koptuğu yerde kalsın. İnceldiği yerden kopsun. İnceldiği yerden kopsun. Koptuğu yerde kalsın. Evet. Çünkü ana vatanımız politik olarak çok güçlü bir konumda şimdi. Biraz özellikle. Sonra evet, biraz sonra geleceğiz onların hepsine. Böyle bir konumda, böyle bir ortamda zaten dünya tarihine baktığımız vakit herkes güçlünün yanında. Kuralları da güçlü koyuyor. Güçsüz tabii. Hiçbir şey koyamıyor ortaya. Anavatan öyle güçlü bir durumda ki İsrail-Filistin savaşında garantör olması gündeme geldi. Kesinlikle. Konuşuldu. Kesinlikle. Yani düşünsenize Türkiye'nin demek ki bir işi başarıyor Kıbrıs'ta, Kıbrıs adasında Türkiye ki bu örnek teşkil ediyor ki bütün uluslararası camia arena için ki böyle bir durumda da bu zikrediliyor, peki, dile getiriliyor. Peki Karabağ konusunda kimin garantörlüğü isteniyor? Türkiye'nin garantörlüğü isteniyor Rusya ile birlikte. Yani bölgesel bir güç. Bölgesel bir güç, evet. Bizim için tam zamanı, hı hı. Eşit egemen iki devletli, uluslararası tanınmış iki devletli çözümde ısrarlı bir şekilde üzerinde durmak, bunu talep etmek ve bu konuda yürümek bizim şu anda en güçlü olduğumuz durum ve en doğru yol diye düşünüyorum. Tabii dış siyaset sadece benim düşünceme bağlı değil. Tabii dengelere de bağlı, siyasi, evet. Bölgesel dengelere de bağlı ama benim görüşüm bu şekilde. Tabii şimdi bir taraftan Güney Kıbrıs'a ve Güney Kıbrıs'ın ortaklarına diyeceğim. Çünkü ciddi anlamda bir lobi faaliyeti yaptığını hepimiz biliyoruz. Gerçekleri çarpıtmakta üstlerine İnanılmaz. Yok Güney Kıbrıs'ın ve Güney Kıbrıs dostlarının, severlerin diyelim. Kişisel ve zümresel olarak değerlendirdiğimizde sırtımızı hiçbir zaman aslında dönmememiz gereken bir ülke olduğunu söyleyebilirim ben. Benim düşüncem bu. Çünkü hangi an, hangi noktada bizi nereden bıçaklayacağını bilemeyiz. Yani ben hep öyle gördüm. Yani Nihan Hanım çok doğru. Söylediğin çok doğru. Bakın şu anda BM Güvenlik Konseyi'nde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rumlar Fransızlara ve İngilizlere baskı yapıyorlar. Ve diyorlar ki Kıbrıs'taki sorun sözde Kıbrıs Rum yönetimi ve Türkiye arasındadır. KKTC yoktur. Saymıyorlar. Şimdi ona getirmeye çalışıyorlar olayları. Bugün 40 dakikalık bir toplantı, kapalı bir toplantı yaptılar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Bu toplantıda, yani Colin Stewart çağırdı bunları toplantıya. Ve burada İngiltere'yi arabulucu olarak tekrar tayin ettiler. Zaten hep, evet. Kıbrıs konusunda İngiltere'ydi kararları yazan, çıkaran, Güvenlik Konseyi'nin önüne, evet. koyan. Şimdi özellikle Pile konusunda Kıbrıs Rum tarafı ve Türkiye arasındaki mutabakattan bahsetmeye çalışıyorlar. Yani Kıbrıs Rum tarafı ve KKTC değil, dikkatinizi çekerim. Kıbrıs Rum tarafı, tabii onlara göre Kıbrıs Cumhuriyeti, ve Türkiye Cumhuriyeti arasında bir Pile'de bir çözüm bulma yoluna gitmeye çalışılıyor. Tabii kabul etmiyoruz. Mümkün değil. Çünkü oradaki sorun Kıbrıs Rum tarafı BM ve KKTC BM arasında olan bir konu. Türkiye'nin uzaktan yakından
hiçbir ilgisi yok o konuyla. Tabii. Şimdi tabii. Yani gelişmeler Nihan Hanım, perdenin arkası o kadar ilginç ki, o kadar karışık, o kadar bir baskı yapılıyor ki inanamazsınız ve... Ama algı operasyonu, çok özür dilerim. Çok önemli. Kesiyorum. O pil olaylarının arkasından Rum tarafından yükselen sesleri de hepimiz duyduk. Türkiye düğmeye bastı, Türkler sınıra yürüdü diye, Birleşmiş Milletler'in üzerine yürüdü diye. Bu haberleri de okuduk. Yani algı operasyonunu bizden çok daha iyi yapıyorlar. Bizim yapmamız lazım aslında. Bizim bunu becermemiz, başarmamız lazım ama biz birçok konuda olduğu gibi bu konuda da maalesef sınıfta kalıyoruz. Sesimizi, haklılığımızı dikte edemiyoruz, anlatamıyoruz. Nihan Hanım, aynen İsrail'in yaptığı gibi 63-74'te köylerimizi basıyorlardı. Evleri yakıp yıkıyorlardı, insanları öldürüyorlardı, şehit ediyorlardı. Dönüyorlardı resimlerini, Türkler bize saldırdı, işte evlerimizi yıktı, işte bizim Rumlarımızı öldürdü diye. PR'ları bizim, şahane adamların. Evet, bizim resimlerimizi, tabii, bizim mağdur resimlerimizi kendileriymiş gibi satıyorlardı. Evet. Yani inanılır gibi değil yaptıkları algı operasyonu Nihan Hanım. Evet, şimdi tam da bu noktada hocam, yani Kıbrıs sorunu, Birleşmiş Milletler'in olaya dahil olmaya, yeniden aslında dahil olmaya ve tuzak kurmaya, sizin deyiminizle, ki ben de kesinlikle aynı fikirdeyim sizinle, çalıştığı bir süreçte özellikle Azerbaycan'la, Türkiye vasıtasıyla, anavatan Türkiye vasıtasıyla Azerbaycan'la bu kadar sıcak temas gerçekleştirmemiz ve ondan sonra yapılan açıklamalar aslında beklentileri de ciddi anlamda yukarıya çekti. Azerbaycan'la ilgili beklentileri, evet. Yani hep şu konuşuluyor: Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, ya da ismi değişme, Sayın Dışişleri Bakanımızın bir açıklaması var şu an, isim değişikliği gibi bir durum söz konusu değil ama yani Kıbrıs Türk Devleti'nin, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, neyse, ama şu an için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasıyla ilgili bir adım atıldı. Ya da bir girişim yapıldı, ya da karşılıklı bir ileri bağlı bir mutabakata varıldı şeklinde kapalı kapılar ardında kulislerde dillendirmeler, seslendirmeler yapılıyor. Bunu nasıl okumalıyız hocam? Çünkü çok önemli, yine kritik bir süreçte, Orta Doğu'nun yeni bir şekillenmeye girdiği süreçte aslında. Onu da konuşacağız, soracağım. Asıl ona gelmemiz lazım. Soracağım, Amerika Birleşik, evet, Devletleri, Orta Doğu, evet, İsrail. O asıl ana günün nokta, konusu o. Evet, asıl, evet, günün konusu o. Bunu kısaca bir geçelim hocam, dilerseniz de oraya gelelim. Çünkü ana konu dediğiniz gibi o, onu bağlayalım. Tamam. Önce şeyi de hatırlatayım. Neyi hocam? BM Güvenlik Konseyi artık BM Barış Gücü'nün Kıbrıs'taki görev süresini yılda bir kere uzatıyor. Ay çok özür dilerim. 6 ayda değil, 6 ayda değil, yılda bir kere uzatmaya başladı geçen seneden itibaren. Tazelememişim bilgilerimi, çok özür dilerim. Estağfurullah. Buradaki de bir art niyet şu: her 6 ayda bir Türkiye ile ve KKTC ile muhatap olmamak için yılda bir kereye bunu çıkardılar ve yeni yıl başından yıl sonuna kadar. Biz buna Türklerde Ali Cengiz deriz ya da Bizans Selçukası. Evet, aynen. Tabii ters tepeceğinden eminim. Hı hı. Çünkü bu defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti kararlı. Eğer KKTC'nin sözü, KKTC muhatap alınıp konuşulmazsa farklı tedbirler alacaklar. Hı hı. Yani bu kesindir. Bu yüzden bunu 2 ay sonra göreceğiz. Bu, evet, tedbirlerin ne olduğunu göreceğiz. Hı hı. Şimdi gelelim isim değişikliğine. O da çok önemli. Evet. Kıbrıs Türk Devleti ismi son derece tehlikeli bir isim. Şöyle tehlikeli, bir anlam planda geçen hafta söylemiştim, konuşmacı, evet, evet, benim, evet, bendim diye. Orada geçen bir tanımlamadır Kıbrıs Türk Devleti. Ama bizim Türkçemizde biz devlet olarak onu çeviriyoruz. Aslında sen daha iyi bileceksin, state'tir. State eyalettir aynı zamanda. Yani Rumlar onu Kıbrıs Türk Eyaleti olarak algılıyordu konuşurken biz de devlet olarak algılıyorduk. Şimdi Kıbrıs Türk Devleti'nin isim olarak kabul edersek, bunun İngilizcesi Cyprus Turkish State'dir. Kıbrıs Türk Eyaleti'dir. Yani isterseniz eyalete çekersiniz, isterseniz devlete çekersiniz. State kelimesi iki manadadır. Bu yüzden bizim... O bizim state United States'teki gibi olmaz. Evet, olmaz. 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 Onun için bizim burada, evet, seçeceğimiz... Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmalıdır. Evet. Republic of North Cyprus. Evet. Turkish Republic of North Cyprus gibi bir Kıbrıs
North'u nereden çıkarttık? Hocam bilmiyorum. Cyprus arada... Turkish Republic dilim alıştı herhalde ve ondan. Cyprus Turkish Republic olması lazım. Evet, Kıbrıs Türk evet. Cumhuriyeti doğru. Şeklinde olması en doğrusudur. Yani hı. bir cumhuriyet olduğumuz, bir devlet olduğumuz orada çok güzel vurgulanır. State çok tehlikeli, devlet kelimesi çok tehlikeli. Soru işareti yaratacak olan her şeyden uzak durmamız aynen, lazım. Aynen uzak durmamız, evet. uzak durmamız gerekir. Gelelim pile konusuna. Gelelim. Pile'den fazla hocam Azerbaycan'dan. Tamam ona gelelim. Tamam. Azerbaycan benim daha çok işime gelir. Evet pile konusunu çünkü çok konuştuk onu değerlendirdik. Pile konusunu biraz teğet geçip çünkü ben esas Orta Doğu'ya gelmek istiyorum. Tamam oraya, Orta Doğu'ya gelelim. Evet. Çünkü pile konusunda daha açıklanmış hiçbir şey yoktur. Evet. Yani açıklanmış hiçbir şey yok. Gerçi ne olduğunu çok iyi biliyorum ben ama hı-hı. konuşmamam gerekir. İşin doğrusu çok konuşmamam gerekir. Ve pile konusunda bekleyeceğiz açıklamaların, resmi açıklamaların ne olduğunu. Çünkü her an değişebilir daha resmi olarak açıklanmadı. Konuşacağımız zaman çok olacak gibime geliyor pile aynen, konusunu da. Aynen, aynen. Uzun sürecek. Aynen. O yüzden Azerbaycan konusuna evet. gelmek en doğrusudur. Hı-hı. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı var. 3 Kasım'da Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın devlet başkanları toplantısı evet. var. Tabii ki benim Cumhurbaşkanım Sayın Ersin Tatar da katılacak buna. Ve Rumlar gerçekte son derece Azerbaycan ziyaretinden gerek başbakanımızın gerek cumhurbaşkanımızın Azerbaycan'a yaptığı ziyaretten son derece işkillendiler. Son derece ürküyorlar ve bugün dalga geçen bir yazı yazdılar. Ya Sigma'da çıktı ya neyse gazetenin adı çok önemli değil. Eleftherios'ta çıkmış olabilir. İşte diyor ki özet olarak söyleyeceğim. Filelefteros olabilir mi? Filelefteros da olabilir tabii. Olabilir. En çok tamam emin değilim ben de ama hafızamda olabilir. Öyle bir şey anlanıyor. Yazı şu dalga geçiyor. Diyor ki yani Türkler gittiler Kıbrıs'ı Türkler. Türkler hı. derken. Türkler gittiler Azerbaycan'da işte 3-4 gün kaldılar. Ağırlandılar. Devlet statüsünde ağırlandılar. Ama devlet değiller. Ama işte kendilerini bir şey zannediyorlar ama Azerbaycan bunu yapamaz. Azerbaycan niye bunu yapamaz? Çünkü onların söylediklerini söylüyorum. Çünkü Azerbaycan'ın Avrupa Birliği ile doğal gaz ve ekonomik anlaşmaları var. Hı. Biz de Avrupa Birliği'nin üyesiyiz. Gerekirse veto ederiz. Bütün bu bağlantıları şeklinde böyle dalga geçen bir yazı çıktı. Ben yani biliyorsunuz benim kafamın yarısı sözel, yarısı sayısal. Biri matematikçi, biri evet, lafçı, kelimeci. Şimdi tabii matematik tarafı diyor ki bana, ya Azerbaycan Avrupa Birliği'ne petrolü ve doğalgazı göndermeyi keserse ne olur? Avrupa Birliği ne yapacak? İster veto etsin, ister etmesin. Çünkü Rusya kesti. Evet. Doğalgaz fiyatları, petrol fiyatları iki mislinden yukarı çıktı. Avrupa Birliği her gün ağlıyor doğalgaz bulmak için, petrol bulmak hadi için. Hadi Azerbaycan'ı al karşına. Al aha. Hadi. Azerbaycan'ı karşına alabilir misin? Çünkü bu taraftan Katar diyor ki, eğer İsrail'in Filistin saldırıları devam ederse doğalgazı keseceğim. Avrupa Birliği'ne gram vermem. Şimdi bir anda Avrupa Birliği'nin enerji depoları, enerji istekleri, enerji tüketimi aşağılara inecek. Tabii fiyatlar patlayacak bu tabii, durumda. Ekonomik dengeler alt üst olacak. Dengeler alt üst olacak. Yani Rum tarafı rastgele diyorum çünkü 1 Mayıs 2004'te Avrupa Birliği kendi kurallarını çiğneyerek bir Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nın kurallarını çiğneyerek iki Rum tarafını üye tek kabul taraflı. Etti. Evet. Bu ikisini de şimdi Avrupa Birliği'nin kuruluş kurallarında ne var? Der ki sorunlu olan bölgelerde sorun çözüldükten sonra oradaki devletler üye olarak kabul edilir. Hı hı. Bakın bu Avrupa Birliği'nin kendi kuralı. Peki 60 Kıbrıs Cumhuriyeti'nde ne var? Yunanistan'ın ve Türkiye'nin üye olmadığı hiçbir birliğe Kıbrıs Cumhuriyeti üye olamaz der. Evet. Anayasa. Sanırım ek 1, aneks 1'in içindedir bu. Ek 1'dedir bu. Şimdi ikisi de çiğnenmiş oldu. Bir, 60 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasasını ki yasal olarak geçen odur çiğnendi. Evet. Bir de Avrupa Birliği kendi 3 ayaklı kuralları var. Onun 3 pillars diyorlar onlar. 3 tane işte sütun. Başka bir adı daha var onun ama neyse, aklıma gelmiyor neyse, şimdi. İşte evet. Adalet insan çok çalıştığımız bir dönem çünkü o dönemler evet, çok evet, okuduk. Çok. Evet. Ve
hem kendi kurallarını hem o şeyi çiğnedi. Niye? Çünkü Yunanistan Almanya'nın genişleme talebine koşul koydu. Ya dedi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Rum tarafını alırsın ya ben senin genişleme sürecini veto ederim. Neydi Almanya'nın genişleme süreci? Periferik ülkeler işte Estonya, Letonya, Macaristan bütün o kendi çevresindeki ufaklıkların hepsini aldı. Avrupa Birliği'nin şeyini genişlet, Malta'da içindeydi. Genişletmek için ya Kıbrıs Rum tarafını alırsın ya ben bunu veto ederim dedi Yunanistan ve mecbur oldular Yunanistan'ı bu şantajına boyun eğerek Rum tarafı girdi. Zaten bunu bildiği için Tasos Papadopoulos 22 Ekim Cuma gecesi 22 Ekim diyorum ya nereden Ekim'e gittim 22 ben. 22 Nisan. Cuma gecesi 2004 çıktı televizyona ve ağladı. Dedi ki ben devlet devraldım eyalet vermem herkesi hayır demeye çağırıyorum dedi. Şeyin de Akel'in de önüne bir kemik attı. Ben sizi şey yaparım dedi. Yunan tarihine lanetlenecek şekilde geçiririm. Siz de evet diyeceksiniz dedi. Ve Akel de evet dedikten sonra %33 oy bir anda şeye geçti. Karşı tarafa geçince. %70 küsurdu değil mi? 75. 75 çıktı. Şimdi yani karşımızdakilerin böyle bir kişiler olduğunu çok iyi bilmemiz lazım ama işin ciddiyetinin Azerbaycan yaklaşımının farkında değiller. Şimdi Azerbaycan Karabağ Montenegro çünkü Balkanlarda. Evet ben de hep karıştırıyorum onları ama. Montenegro. Evet. Negro siyah. Montedağ evet. Karadağ işte. Evet. Ama Balkanlarda. Evet. Şimdi Karabağ konusunda Zengezur koridoru var. Bu çok çok önemli bir koridor bu. Ve özellikle Azerbaycan'la Türkiye arasında kalan bir küçük bölge. Hı hı. Böyle en güneyde İran'dan sınırı olan böyle bir parça. Burada Zengezur koridoru Türkiye'yi karadan Azerbaycan'a, Azerbaycan üzerinden de bütün Orta Asya'ya ve Çin'e bağlıyor. Bu çok önemli. Yani Çin'den çıkacak olan Bir İpek yolu gibi. Bütün bu mesela şu anda Çin'den çıkan bu malların yolu İran'dan geçiyor. Hı hı. Şimdi İran bu üstünlüğü kaybetmek istemiyor. Bir kuzeyden geçiyor, bir de İran üzerinden geçiyor. Haklı olarak İran bu üstünlüğü kaybetmek istemiyor. Bu yüzden Zengezur'a çaktırmadan karşı çıkıyor. Bu koridorun yapılmasına çaktırmadan karşı çıkıyor ama artık Türkiye İran'a uygulanan ambargoları benim komşum diyerek delen tek ülke. Amerika Birleşik Devletleri'nin 12 maddelik bir ambargo listesi var İran'a. Direkt muhtıra. Muhtıra gibi. Evet yani işte para alışverişi olmayacak, ticaret yapılmayacak, kredi kartları kullanılmayacak gibi hiçbir ilişki kurulmayacak. 12 maddelik bir ambargo listesi var. Ama Türkiye bunu komşumdur diyerek deldi. Delmeyi başardı. Çünkü hem Batı'nın müttefiki hem de tabii Amerika Birleşik Devletleri için Orta Doğu'da olmazsa olmaz bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti. Bu şimdi daha da ortaya çıktı. Çok sever biz Amerika. çok. O kadar çok sever ki. Biraz sonra geleceğim evet, zaten. Evet. Hepsine onların. Şimdi burada Azerbaycan'ın hep konumuzun ana teması Azerbaycan. Azerbaycan. Evet. Bu konuda son derece önemli. Çünkü Türkiye'nin destekleri sayesinde bir kere Ermenistan'la yapmış olduğu Karabağ Savaşı'nı zaferle kazanmasına neden Türkiye? Niçin Türkiye? Ben bilmeyenler için de bunu söyleyeyim. Yaklaşık 2002'den beri Azerbaycan ordusunu Türk subayları eğitiyor. Azerbaycan ordusu tamamen Sovyet silah sisteminden çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin silah sistemine dönüştü. Yani şöyle diyeyim en basiti. Türkiye'deki piyade tüfeği 7.6'yı kullanır. Milimetre çevresi 7.6 milimetre olan mermiyi kullanır. Matematiğe bağlıdır şimdi hocam. Matematiğe bağlı. Yani Rus standardı bunun dışında. Aslında şunu söyleyebilir miyiz hocam peki?
bilmiyorum yanlış bir ifade mi olur ama iki ülke kendi aralarında bazı noktalarda entegrasyonu sağlamış durumda Azerbaycan'la Türkiye. Müthiş bir entegrasyon var. Bazıları değil hemen hemen her şeyde artık Azerbaycan'la Türkiye. Temkinli konuşuyorum ben bu noktada. Evet. Çünkü çok da detaya gitmiyorum bilmiyorum. Yani nasıl diyeyim size, devlet yönetiminin %80'inde ortaklar, savunmanın %100'ünde ortaklar. Şimdi ama Türkiye birçok ülkeyle özellikle savunma alanında müdahale edebilme kapasitesine de sahip, savunma alanında yol gösterme kapasitesine de sahip birçok ülkede birlikleri var. Yani bunu da biliyoruz, özellikle Afrika ülkelerinde çok yardımsever bir ülke Türkiye. Hem maddi hem manevi destekleri de var. Biliyoruz orada yapılaşma süreçlerini de devralıyor, yönetiyor, idare ediyor. Aynı zamanda eğitimleri de aktarıyor, veriyor. Ama Azerbaycan'ın ayrı bir ehemmiyeti var. O bambaşka bir nokta. Evet, bütün bankacılık çok sistemleri... Çok mu dağıttım konuyu? Yok yok yok. Azerbaycan'ın bankacılık sistemleri Türkiye'nin %100 uyumlu mesela. Örnek olarak veriyorum. Tabii demin de söylediğiniz gibi Türkiye'nin Balkanlar, Afganistan, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere birçok ülkede üsleri var. Evet. Askeri üsleri var. Yani bu da Türkiye'nin zaten gücünü gösteriyor. Türkiye'nin büyüklüğünü gösteriyor. Bunu hepimizin görüp buna inanması gerekmektedir. Yani bunu karada bilmesi muazzam bir gerekmektedir. Müthiş. Sahibiyiz. Evet. Şimdi konuyu açıyor. Girmeyeceğim ama. Birkaç saat verebilir misin sevgili reji? Ana habere kadar gidebiliriz falan. Yani Fransızların Türkiye'ye karşı hasmane davranmasının kökeni Afrika'da yatıyor. Neredeyse Afrika'dan Fransa'yı silip atıyor Türkiye. Evet. 15 ülke Nihan Hanım. Bunu başka bir hafta konuşuruz. Lütfen. Afrika'yı başka bir hafta anlatırız. Orta Doğu'ya gelmek istiyorum. Evet, süremiz de azalıyor. Bir taraftan tedirginim. Evet, evet. Yok yok, tedirgin olma. Gene söz veririm, hiç merak etme. Rahatım şimdi, o zaman. Yani bu yüzden tabii İlham Aliyev'in, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ve Azerbaycan'ın da kendine özgü uluslararası çıkarları var. Yani KKTC'yi tanımasıyla kaybedecekleri ve kazanacakları var. Şimdi kazanacağı Türk tarafı, Türk Devletleri Teşkilatı, Doğu Akdeniz'de belki de Azerbaycan'ın Doğu Akdeniz'deki çıkarları, oradan çıkacak olan doğalgazı ve petrolü yönetme, satma, pazarlama istekleri de olabilir. Yani Türk Petrolleri anonim ortaklığıyla Azerbaycan'ın bizim Türk Petrolleri anonim ortaklığı gibi bir şirketi ve bütün neft işini, Azerbaycanlılar da petrole neft diyorlar. Bütün neft işini, petrol işini yürütenler onlar. Yani burada bir takım çıkarları var. Peki kaybedecekleri ne olur? Avrupa Birliği'yle ilişkileri, işte Hristiyan kulübüyle ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri'yle ilişkileri. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri 1905'te başlar. Rockefeller gelir ve bütün Bakü'deki... Ne oluyorsa zaten onun gelmesiyle başlıyor. Bütün Bakü'deki petrol kuyularını petrolü çıkarma yetkisini alır. Alıyor. Rockefeller. Evet, geçen programda da anlatmışsınız 1905 bize. Bu. Evet. Tabii ABD ile de bağlantıları var. Bu yüzden en uygun zamanı beklediğinden eminim. Yani İlham Aliyev'in, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafasında KKTC'yi tanımanın olduğunu, bunun içinde en uygun siyasi ortamı beklediğini yani ciddi ciddi düşünüyorum ve inanıyorum buna. Şimdi Filistin ve İsrail konusuna istersen Azerbaycan'dan geleyim. Çünkü Orta Doğu'ya tekrar oradan gireceğim. Tamam, öyle yapalım hocam. Galiba biraz gene haber bültenini yiyeceğiz bugün. Reşiye şimdiden ben anonsumu vereyim çok özür dileyerek. Çünkü 5.30'da da Sayın Bakanımız Sadık Erdoğan'ın sevgili Aytuğ Türkan'la olacak. Ne güzel. Onun öncesinde biz de devam edelim. Çünkü konular çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in yanında yer alması... Çıkarını. Gerald Ford ve Eisenhower adlı uçak gemilerini ve her birinin dörder tane olmak üzere iki tane de kruvazörle 10 gemiyi beraberinde göndermesi bana göre Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeyle ilgili farklı bir planının olduğunu düşünüyorum. Bunun İsrail çünkü Filistin'i hap gibi yutar. Yani bunu bilmemiz gerekir. Yani şimdi bir de şu var hocam, onu konuşurken şunu da lütfen ekler misiniz? Ve ben bu konuda gerçekten bilgisizim ve öğrenmek istiyorum. İsrail'in sınırları ne?
İsrail'in sınırları yani 1967 6 gün savaşında işgal ettiği sınırlar. Yani her gün Gazze'den biraz. Yani 14 Mayıs 1948'de BM tarafından kabul edilmiş sınırları 1967 6 gün savaşında değişti. Golan'a çıktı. Evet. Suriye'den Golan'ı aldı. Güneyden Sina Yarımadası'nın Süveyş kanalına bitişik kıyılarına kadar Sina Yarımadası'ndan toprak aldı. Tabii şeyde, Yom Kipur şekillendirdi bunları. 6 gün savaşı. 67 6 gün savaşı tamam, şekillendirdi. 67, okay, tamam. Yom Kipur'da Ürdün'ü saf dışı bıraktı ama politik olarak. Yenerek değil çünkü Ürdün katılmadı şeye. Yom Kipur'a asker göndermedi. Tamam. Siyaseten dışarı bırakınca geriye Mısır, Libya, Suriye ve Irak kaldı. Onları da 1 Kasım 1973'te oturdular. Yom Kipur Savaşı'ndan tam 7 gün sonra, 24 Ekim'dir çünkü Yom Kipur Savaşı. Yıldırım oturdular ve yerde. Ben onları nasıl parçalarımın uzun vadede planını yaptılar ve hakikaten parçaladılar. Ya İsrail komşusu olduğu sürece herhangi bir ülke, hangi ülke olursa olsun İsrail komşusu olduğu sürece tedirgin yaşar. Tedirgin. Ve şu anda sizin sorduğunuz sorunun yanıtı 67 6 gün savaşında İsrail'in işgal ettiği topraklar şu anda İsrail'in dış sınırlarını teşkil etmektedir. Ve İsrail'in Lübnan'ı bombalaması, gidip orada Hizbullah kampları var, ben bunları bombalıyorum, bana saldırabilir demesi aslında göstermelik. Bence göstermeliktir o. Çünkü Hizbullah'ın İsrail'i çılgına çevirecek bir gücü yok. Hamas'ın da yoktu zaten. Yani Hamas artık ortaya çıkmak üzere ki Hamas'ın içindeki Yahudi casusları, Hamas'ı kuran zaten Sharon, kurdurtan Sharon ki ben Filistin'in El Fetih ve Filistin Kurtuluş Örgütleri ile birlikte Filistin Birliği'ni üçe böleyim ve Hamas bunlardan bir tanesi olsun, ben istediğim gibi Hamas'ı yönetip bunlara karşı kışkırtabilirim zihniyetiyle Hamas'ı kuran Ariel Sharon. Yani bunu çok iyi bilmek gerekir. Hamas'ın tarafını. Tamam, biz bunun Filistinlilerden oluştuğunu, Filistinli mücahitlerden oluştuğunu biliyoruz ama beyin takımı değil ve beyin takımı talimatlarını genelde İsrail'den almakta. Bunu çok iyi bilmemiz gerekir. Hamas'ın, siz düşünebilir misiniz? İsrail gibi bir devlete Hamas saldıracak ve Hamas işte 5000 tane, 3000 tane roket atacak. İsrail'i yıldıracak ve İsrail geri çekilecek. Çünkü mümkün şunu da konuşuyorlar hocam. Yani Hamas burada bir zafer mi kazandı İsrail'e saldırmakla? Önceki savaşlara bakıldığı zaman önceki savaşlarla şimdiki bu savaşın, yani önceki saldırılarla şimdiki saldırının ya da İsrail-Filistin arasındaki savaşın farkı ne? Neden bu bir daha önemli oluyor? Yani tarihte baktığımız zaman 1905'ten başlıyoruz, günümüze kadar geliyoruz. Doğru. İsrail 48'de kuruldu. Evet. 48'de kuruldu ama 48'den başladık. Günümüze kadar sürekli Filistinlilere ciddi şekilde baskılar, saldırılar, sokak ortasında çocuk öldürmeler, ondan sonra çıkan savaşlar. Yani bütün bunları tarihte gördük. Fakat öncekilerden farkı ne şimdi İsrail'de? Şimdi Hamas. Hamas bir zafer olarak değerlendiriyor diyorlar bunu. Nihan Hanım, mümkün hukuki değil. Hukuki açıdan suç mu değil mi? Hamas'ın da yaptığı, o da tartışılıyor şu an gündemde. Nasıl ki İsrail'in hastaneyi savaş suçu mu vurması diye tartışılırken, hukuki ve savaş suçu olarak Hamas'ın yaptığı da değerlendiriliyor. Suç mu diye hukuki açıdan. El Ehil Baptist Hastanesi. İsmi tam o hastanenin. Evet. Şimdi Netanyahu'nun iktidarı gerçekten tehlike içindeydi. Hı hı. Onu bir kere söyleyelim. Netanyahu iş başına geldiği vakit Neset diyordunuz değil mi? Knesset değil, Neset diyordunuz. %50 artı 1'di gücü. %50 artı 1. Bir kişicikti. Ve Netanyahu'nun iktidarı, zaten İsrail'de Netanyahu'ya karşı bir blok var. Çok aşırı militarist, aşırı sağcı ve çok gaddar biri olarak tanınıyor Netanyahu ve iktidarı tehlikedeydi. Bana göre Hamas'ı tetikleyen, Hamas'ın bu saldırıları yapmasını sağlayan
İsrail devletinin, derin devletinin içindeki kişiler Netanyahu'nun iktidarını devam ettirmek için. Ve Hamas bu tuzağa düştü. İşte verilen haber neydi? İsrail ordusu artık eskisi gibi gözetlemiyor. İsrail ordusunun eskisi gibi gücü yok. Siz saldırırsanız bütün sınırları geçebilirsiniz. Siz saldırırsanız zafer elde edebilirsiniz. Siz saldırırsanız Filistin'i özgürlüğe karıştırabilirsiniz. Kendilerine gelen mesaj buydu. Hı. Kendi içindeki insanlar tarafından. Halbuki bilmiyorlar ki bunların hepsi İsrail tarafından öğretilmiş hikayelerdi. Ve İsrail'in burada hedefi neydi? Bir, politikacılar ne vakit zayıf duruma düşerse dışarıdan bir düşman edinirler. Halka bu düşmanı gösterirler ve halkı kendi etraflarında toplarlar. Bu 2000 yıllık bir taktiktir. En çok bunu Çinliler kullandı. Sonra biz de öğrendik. Herkes öğrendi. Acaba Çinliler kullandığı için Putin de ondan dolayı mı Çin'de şu an? Aynen. Herhalde. Herhalde. Çin, evet. Yani Rusya Çin dostluğu da bugünlerde yeniden pekişiyor. Rusya'nın başka bir seçeneği yok. Evet. Gerekirse ona da bloklaşmaya da girebiliriz. O açık açık da güzel güzel de tehdit etti yani. Abu altından sopa da göstermiyor. Gayet hold remeydan diyor Putin. Çin'i almış arkasına. Türkiye ile öyle ya da böyle dost düşman fark etmiyor. Şu an için konjektürde iyi ilişkiler içerisinde yürüyorlar. Başka çaresi yok ki. Tamam. Başka çaresi yok. Rusya dostumun dostu dostumdur o zaman. Çin de Türkiye'nin arkasında evet. Bu noktada. Değerlendirmeye alırsak konuyu. Ve konular burada, çok karıştırıyorum değil mi? Özür dilerim ama. Yok yok çok güzel. Çok güzel. Biz devam edelim. Burada İsrail hükümetinin, İsrail derin devletinin isteği neydi? Filistin'in kontrolünü %100 eline almak ve Filistin devletini haritadan, varlığını haritadan silmek. Bu da nasıl olabilir? Filistinlilerin Yahudilere saldırması sonrasında Yahudilerin İsrail hükümetinin buna müdahalesiyle olabilir. Kendisi çıkıp tanklarıyla Filistin'e girseydi herkes kınayacaktı İsrail'i. Şimdi kimse kınamıyor. Ne yaptın? Evet tamam sen suç işliyorsun, savaş suçu işliyorsun ama haklısın çünkü sana saldırdılar. Ona geldi iş ve şimdi Filistin devletini tertemiz edecek, baştan sona egemenliği altına alacak. Aslında konu ekonomik. Filistin devletinin münhasır ekonomik bölgesinde doğalgazın ve petrolün olması. Bunu 10 gün evvel söylemiştim evet. Hatırlarsanız. Hatırlıyorum tabii. Asıl mesele orada. Asıl mesele orada. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri niçin İsrail'in yanında? Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 20 tane kilit şey var. Kilit görev var. Mesela başsavcı gibi. Mesela genelkurmay... Yönetimsel olarak. Yönetimsel, evet. Genelkurmay başkanı gibi. Aha. Mesela Hazine Bakanlığı gibi. Savunma. Mesela bakan. İçişleri Bakanlığı gibi. Mesela Dışişleri Bakanlığı gibi. Mesela Savunma Bakanlığı gibi. Aslında bütün ülkelerde olan mesela CIA'nin başkanlığı gibi. Buralarda kimler var Nihal Hanım? İsimlerini telefonumdan arabada bıraktım. Yoksa... Hani buraya telefonumla gelmeyeyim diye bıraktım. Bunların hepsi Yahudi Nihan Hanım. Bu 20 tane kilit yönetimin 12'si Yahudi. O zaman Amerika Birleşik Devletleri parlamentoda neden Yahudiler oturma eylemi yapıyor? Neden buna müsaade ediyorlar? Çok güzel bir göstermelik şey. Çok güzel bir göstermelik olay. Yani burada İsrail mi ABD'yi yönetiyor? ABD mi İsrail'i yönetiyor? Hani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıktığı sorusunu akla getiriyor ama... Aslında İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetiyor. Çünkü bütün büyük kuruluşların sahipleri Yahudi. Sermaye. 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 Aslında şimdi Hitler'i hepimiz kınıyoruz. 1939 ile 45 arasında yaklaşık 2,5-3 milyon Yahudi'yi yaktığı için gaz odalarında. Ama Yahudiler Almanya'yı ele geçirmişti Nihan Hanım. Bütün ekonomi, bütün şey, para... Bütün siyaset hepsi onların elindeydi. Yani bu yüzden 1939-45 arasında ben Hitler'in bu şekilde davrandığını düşünüyorum ve Yahudileri kendilerine milli düşman edindiğini düşünüyorum. Gerçekler bunlar.
Yani şu an günümüz şimdi Amerika'sında... Nereden nereye gidiyoruz evet, ama? Evet, çok eskiye gittik hocam. Yani o konuları da tartışırız da günümüz Amerika'sına baktığımız zaman şimdi sizin söylemlerinizden yola çıkarak yani tarihsel sürece baktığımız zaman sermaye Yahudilerin elinde. Amerika'nın bu sermayeye öyle veya böyle politikada ihtiyacı Yahudilerin var. Yönetiminde. Politikada Yahudilerin yönetiminde. O zaman Amerika başkanlarının veya eyalet başkanlarının da o Yahudilerin ekonomik güçlerine ihtiyacı var. O zaman da Yahudilerin yönetimi ele geçirmesine Amerikan başkanları oy kaygısı, seçilme kaygısıyla aslında müsaade ediyor. Ediyorlar zaten. Bunu Trump'ta gördük. Obama'da gördük. Evet. Hepsinde gördük. Hepsinde gördük. En yakın tarihte sayıyorum. Hepsinde gördük. Şimdiki başkanda da gördük zaten. Bir tek Lyndon Johnson. Kucaklaşmaları gözümün önünden gitmiyor hocam. O nasıl bir kucaklaşmaydı öyle? Allah'tan Biden düşmedi. Ha düşebilirdi. Ya da bırakıp dönebilirdi Netanyahu'yu. Sen kimsin deyip gidebilirdi. Allah'tan yapmadı onu. Bunların içinde bir tek Lyndon Johnson'dur. Yahudi kökenli ve Yahudi lobisinin etkisi altında olmayan. Niye? Kennedy vurulduğu vakit kendisi, Kennedy'yi biliyorsunuz şeyde vurdular. Evet. Teksas'ta. Kennedy vurulduğu vakit başkan yardımcısıydı. Yasaya göre başkan oldu. Yani seçilmedi. Seçilmek ailesi yoktu. O dönemde seçilmiş başkan değildi. Olağanüstü durumda başkan olan kişiydi. Evet. Mesela şimdi Kamala Harris'in başkan olması gibi hani Biden'a bir şey olursa Bayan Kamala başkan yardımcısı şey olacak. Evet. Amerika Cumhuriyeti vekalet edecek başkanlığa. Başkan olacak. Başkan evet. Olacak. Ta ki seçim yapılana kadar vekil olacak. Evet. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri üzerinde tahmin edilemeyecek ekonomisi, para politikası ve siyaseti üzerinde tahmin edemeyeceğiniz kadar Yahudi etkisi var. O zaman dünyayı İsrail yönetiyor. Aynen ona geleceğim İsrail zaten. İsrail ne derse olur. Aynen ona geleceğim. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Erdoğan Bey de söyledi. Ya Amerika neresi? İsrail neresi? Doğu Akdeniz neresi? Senin 6. filon çıkacak. 2 tane uçak gemisi. Biri Gerald Ford, biri Eisenhower. Eisenhower'ın detaylarını çok iyi biliyorum ben. Dünyanın en büyük uçak gemisi. Çok kısa bir şeyine baktım. Evet ben de yani. En büyüğü. Ve gelecek İsrail'e ben senin yanındayım, arkandayım diyecek. Ve ben sana Yom Kipur'da olduğu gibi her türlü desteği vereceğim diyecek. Bunda bir farklı hedef var. Nedir buradaki hedef? Buradaki hedef aslında İsrail'in güdümünde, Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümünde bölgede haritayı yeniden çizmek. Bölgede haritayı yeniden oluşturmak. Yeni hedef bir Ortadoğu haritası. Bunu bir yani ben 10 yıl diyeceğim ama bana göre 10 yılda gitmeyecek. 5 yıl içinde biz Orta Doğu'da sınırların değiştiğini göreceğiz. Peki bu İsrail-Filistin gerginliği takribi sizce ne kadar sürer? Öngörünüz nedir hocam? İsrail-Filistin gerginliği Filistin'in haritadan silinmesiyle bitecek. Ve bu savaşın sonunda, İsrail'in bu saldırısının sonunda da Filistin devleti ya yok olacak ya da sesi çıkmayan cılız bir oluşum olacak. Başka çaresi yok. Çünkü İsrail burada kararlı bütün o toprakları ele geçirip kendi insanını oraya yerleştirmeyi hedefliyor. Bir de artık Filistin devletinin içinde oluşan terör örgütleri diyelim. Onların tehditlerinden bıkıp usanmış durumdadır. Bu yüzden Filistin devletinin kökünü kazıyacak. Tamam da bir bu. Halkı yok etmenin, bir halkı sürgün etmenin. Yok mu edecek? Bence göstermelik olacak. Göstermelik olarak birkaç yüz bin kişiyi bırakacak orada. Peki İngiltere'ye gelelim hocam. İngiltere'nin bu Orta Doğu aşkı, Orta Doğu'da şimdi bizden yola çıkacak olursak iki tane üssü var. Kıbrıs'ta hiçbir zaman vazgeçmediği ve vazgeçmeyeceği. Geçen programda 4. madde. Evet. Anlam planının ilk evet. sayfası 4. Evet. madde. Yani onu konuştuk. Geçen program İngiltere. İngiltere yine İsrail-Filistin olayında kendini göstermeye başlıyor. İlk andan itibaren zaten sahnedeydi, bir oyuncuydu ama Dışişleri Bakanlığı, özellikle İngiltere'nin bu konuyla ilgili bir farklı perspektif açmaya çalışıyor. Yani gözlemleyip yorumlamalar başladı şimdi. Bunu neye bağlamak lazım? Bunu nasıl okumamız lazım? Nihan Hanım, daha evvel İngiltere Avrupa Birliği içindeydi.
Ve işte ondan yani artık sonra Brexit'ten ayrıldı. Yani özgür bir ülke farklı takılıyor, evet, kendi para birimini British kullanıyor. British Exit, evet. Brexit. İşte Amerika 1947'deki Marshall yardımıyla Avrupa Birliği'ni kendi sömürgesi yaptı. Avrupa ülkelerine, o dönem Avrupa Birliği yoktu zaten. 1950'de kömür ve çelik birliği olarak hayata başladı Avrupa Birliği. Ama hepsine koşul koydu. Marshall yardımıyla ben size para veririm. Bretton Woods anlaşmasından sonra tabii 47. Niçin 47 derim? Bretton Woods anlaşması doların dünya üzerindeki hükümranlığının herkes tarafından kabul edildiği ve New York'un kuzeyindeki Bretton Woods kasabasında imzalanan anlaşma. Şimdi sıkıntı orada başlıyor. Yani bugünlerde yaşadığımız sıkıntıların kökeninde dünya üzerinde dolar egemenliğinin son bulacak olmasıdır. Yani Amerika şimdi son çırpınışlarını yapıyor. Yani farklı bir arayış içine girdi dünya. Farklı bir, zaten kutuplaşmaya gidiyor bu kesin. Bir tarafta Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, nükleer, Kuzey Vietnam. Ne? Kuzey Kore, Kuzey Vietnam dedim. Özür dilerim. Kuzey Kore, bunların hepsi artık bir araya yavaş yavaş gelmeye çalışıyorlar. Nükleer güç sahibi olan ülkeler kime karşı? Avrupa Birliği ve Amerika'ya. Avrupa Birliği'ni ben bir birlik olarak saymıyorum. Bana göre Avrupa Birliği Amerika'nın sömürgesi. Bildiğim bir sömürgedir. Yani Almanya'da şu anda 81 tane askeri üs var Amerika'nın. Almanya halk tabiriyle Amerika izin vermeden tuvalete bile gidemez Nihan Hanım. Yani bunları hep görüp bilmek lazım. Siz zannediyorsanız 45'te Avrupa birbirini yedi, bütün Avrupa devletleri dümdüz oldu, yıkıldı. Bir anda İtalya parladı, İspanya parladı, Fransa parladı, Almanya otomotiv sanayini söylüyorum. Parladı. Nasıl oldu da parladı? Hangi parayla parladı? Savaştan çıktılar, hepsi bitmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bretton Woods'tan sonra pompaladığı parayla ve bütün bu şirketlerin sahibi, perde arkası sahipleri de hepsi Amerikalı yatırımcılar. Onlar da Yahudiler tabii, o başka. Yani şimdi İngiltere'ye geldiğim vakit Brexit'ten çıktıktan sonra İngiltere de Amerika'nın bir uydusudur, sömürgesidir. Bunu da çok iyi bilmemiz lazım. Avrupa'daki dünya üzerindeki en büyük askeri üslerden biri Asya'nın doğusunda, yanlışım yoksa Kore'de. Hiçbir bilgim yok hocam. Kore'de, adını biliyorum, unuttum şimdi. Dilimin ucunda söyleyeceğim. Biri Kore'de, biri Almanya'da, biri İngiltere'de. Yani o bölgedeki en büyük üsleri. İncirlik onların yanında ufaklık kalır. Bizim yalnız üçgene bakar mısınız, noktalamalara? Ne ya, kadar kritik noktalarda ya, en büyük üsler. Şaka etmiyorum Nihan Hanım, yani Japonya'da tabii bir üssü var, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve hepsinin kökeninde Marshall yardımı yatıyor. Ya benim Marshall yardımımı kabul edersin, benim sömürgem olursun. İyaşe gibi bir şey oldu bu, evet. Gerçekten öyle. Ya bana benim, iyaşe veriyorsan sana muhtacım. Evet, elini ya benim öperim. Sömürgem olursun ya ben sana yardım etmem. Hı. Çünkü yakılıp yıkıldıydı Avrupa 2. Dünya Savaşı'nda. 39-45, 6 yıl savaşan. Oradaki ülkelerin hepsi 6 yıl savaştı. Hiçbir şeyleri kalmadı. Nihan Hanım, Amerika Avrupa'ya elini uzatmasaydı bugün dünyanın en geri ülkesi olacaklardı. O yüzden Avrupa Birliği'ni Hristiyan kulübü içinde Amerika'nın sömürgesi olarak düşünüp öyle değerlendirmek en doğrusudur. En doğrusu budur. Bu şekilde de yapmak lazım. Zaten güneyde Kıbrıs konusunda 4 Mart 1964'te Makaryos hükümetinin Kıbrıs'ı temsil eden devlet kabul edilmesinin, yönetim kabul edilmesinin nedeni Hristiyan kulübü olmasının, üyesinin üye olmasıdır. Başka türlü haklı olan biziz, ezilen biziz, hakları yenilen biziz ama orada meşru hükümet kabul edilen Makaryos. Niye? Çünkü Hristiyan. O kulübün üyesi. Şimdi şu noktada hocam, evet, İngiltere'den yola çıktı Hristiyan kulübü. Dışişleri ama Bakanı gerçekten... Gleverli'nin Türkiye, Katar, Mısır ziyaretleri, üç günlük, özellikle bu dönemde bu noktalar, yani Türkiye, Mısır ve Katar. İsrail ve Filistin olayının gerçekleştiği bu süreçte olan bu ziyaretler aslında iyi okunmalı.
ziyaretin sonrasında yapılacak açıklamalar, her iki ülke tarafından ziyaret gerçekleştirilirken yapılacak açıklamalar iyi okunmalı. Çünkü İngiltere farklı bir noktadan sanki sahneye, sahnede zaten ama sahneye farklı bir noktadan da bir şirin çocuk edasıyla girmeye çalışıyor. Farklı beklentileri içinde, sizin söylediklerinizden de yola çıkarak ben bu çıkarımı hani oluşturuyorum. Çünkü İngiltere Avrupa Birliği'nden Brexit, evet, çıktı. Bir ülkenin garantörü, üstleri var vesaire vesaire ama İngiltere uzun süre oyunun dışında bırakıldı. Yani yedek kulübesinde beklemek zorunda bırakıldı. Sanki bir hareket alanı bulmuş gibi görünüyor şu an. Nihan Hanım, BM Güvenlik Konseyi'nin röportörü İngiltere'dir. Evet, bütün ama oradan çıkan de kararlar İngiltere kalemi alır. Şimdi İngiltere'ye gelelim. Kalemi alıyor. Tamam, gelelim İngiltere'ye. İngiltere'yi 1952 Fransa, İngiltere, İsrail Birliği'nin Mısır'la yaptığı savaştan sonra Orta Doğu'dan kovan kim? Amerika Birleşik Devletleri. Cemal Abdülnasır'ın yükselmesine neden Süveyş Savaşı'dır. Ve İngiltere, Fransa, İsrail birleştiler. Cemal Abdülnasır Süveyş'i millileştirdikten sonra saldırdılar Mısır'a. Mısır ordusunu tertemiz ettiler. Tam Kahire'ye giriyorlardı muzaffer ordular olarak. ABD dedi ki, durun bakalım ya, siz benden izin aldınız mı? Siz ne yapıyorsunuz? Hadi geriye. Ve hepsini gönderdi. Herkes de zannetti ki Cemal Abdülnasır şey kazandı, zafer kazandı. Ve ondan sonra Arapların içinde Cemal Abdülnasır'ın şeyi yükseldi. Ha, ne oldu? Bu savaşın sonunda Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi Orta Doğu'dan kovdu, attı. Suudi Arabistan üzerinde etkili oldu. Suudi Arabistan petrolünü, Aramco şirketini kurdular. Arap Amerikan Company'dir Aramco'nun açılışı. O çıkarmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki petrol Amerika'nın denetiminde oldu. Irak'taki petrol Amerika'nın denetiminde oldu. Bir tek Katar İngiliz sömürgesi olarak yaşamına devam etti. Bakın, bir tek Katar. Evet. Hala daha İngiliz sömürgesidir. Evet. Ha, biz bağımsız, geçen programda da biz bunu bağımsız olarak kabul ederiz, evet, ama öyledir. İngiltere'nin sömürgesidir. Şimdi İngiltere aslında Avrupa Birliği İsrail'e arka çıktı. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e arka çıktı. İngiltere'deki İsrail lobisi İngiliz hükümetine baskı yaptı İsrail'in arkasında durması için. Yani niçin olduğu bellidir burada. Ha, Amerika izin verirse İngiltere Orta Doğu'ya tekrar girer. Vermezse havasını alır. Hiçbir şey yapamaz. Yani yeni şekillenen haritada Amerika'ya, genelde görüntüde Amerika'ya ama özelde biraz da İsrail'e bağlayabilir miyiz İngiltere'nin Orta Doğu'da varlığının olup olmayacağı noktasına? Kesinlikle. Çünkü şimdi bundan sonraki hedef nedir? Bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri, söylemiştim, Orta Doğu'daki haritayı değiştirecek. Hı hı, büyük hı. bir olasılıkla Kuzey Irak, Doğu Suriye, Doğu Suriye'den İsrail'e bir şekilde bağlanan, belki Lübnan üzerinden, belki Ürdün üzerinden, o Gertrude Bell'in çizdiği, Jetman'ın çizdiği düz, evet, düz çizgiler değişecek şekilde orada Kuzey Irak, Doğu Suriye, belki Hatay'ın altından Akdeniz'e bağlanacak veya Lübnan'ın doğusundan geçip İsrail'e bağlanacak şekilde yepyeni orada bir oluşum olacağını. Türkiye'de kilit noktada olmaya. Türkiye bu konuda taviz vermeyeceğini açık ve net bir şekilde, evet, ortaya koydu. Ve Amerika'ya da diyor ki, zaten sen bu adamları destekleme. Sen bu teröristleri destekleme. Zaten o terör örgütlerinin, işte PKK, YPG, KCK gibi, hı hı, her iki de bir isim lazım değiştiren, evet, terör örgütlerini Türkiye diyor ki, ben bunlara müsaade etmem, sen de bunlara destek verme. Sen bir şey yapacaksan benim sınırlarımdan uzakta yap. Az ötede bana, oyna. Tamam, az ötede oyna. Ve şimdi PKK, KCK, YPG yöneticileri Türkiye'den ümitlerini kesmiş durumdalar. Diyorlar ki, biz Türkiye'de hiçbir şey yapamayız. Biz kendi şeyimize, toprakların, iddia ettiğimiz toprakları üzerinde Türkiye hariç Kuzey İran, Kuzey Irak, Kuzey Batı İran,
Kuzey Irak ve Doğu Suriye'de biz oluşumlarımızı ilerletmeye çalışalım. Ha İran buna müsaade eder mi? Etmiyor zaten. Kala kala Kuzey Irak, işte neydi o, kuzeyde bir oluşum var. Kuzey Irak Kürdistan, Özel Kürdistan Yönetimi. Hayalleri. Şeyin orada bir oluşum var zaten şu anda halen. Irak'ı çünkü üçe böldüler. Biri güneydeki Şii yönetim, biri ortadaki Sünni yönetim, bir de kuzeydeki Barzani'nin başkanı olduğu. Böyle bir ilginç bir isimleri var. Tam kelime olarak şimdi hatırlamıyorum. Kuzey Irak bilmem ne bölgesi diye bir isimleri var onların da. Tam bilmediğim için yorum yapamıyorum yani. Evet. Hatırlamıyorum da değil, bilmediğim için yorum yapamıyorum. Hatırlarsam fakat söylerim tam şunu, ismini. Şu konu dikkatimi çekti. Haritayı, coğrafi bilgilerimi biraz daha tazelemem gerekecek. Sizinle program yaptıkça eksiklerim ortaya çıkıyor. Estağfurullah. Öyle hocam, şimdi eğriye eğri, doğruya doğru onu söylemek lazım. Bu noktada yani önümüzde izleyeceğimiz daha çok farklı olaylar var. Olaylar, çok farklı olaylar ve senaryolar var. Sahneye konulacak olan çok senaryolar var. Ve bu konuları çok uzun süre konuşacak gibi görünüyoruz. Nihan Hanım, kesinlikle şimdi Amerika... Peki Kıbrıs bunun neresinde? Şimdi tamam, Türkiye'yi teğet geçiyoruz. Türkiye az ötede oyna dedi. Türkiye az ötede oyna derken KKTC sınırlarını da kapsayan bir açıklama yaptı. Ama diğer tarafta Güney Kıbrıs. Güney Kıbrıs'ın durduğu nokta, Güney Kıbrıs'ın bu konuya bakış açısı, değerlendirmeleri ve savunuları. Bunları dikkate alacak olursak bizi teğet geçer mi? Şimdi şöyle Nihan Hanım, bir kere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı Türkiye için olmazsa olmazdır. Katıksız bir gerçek. Niçin olmazsa olmazdır? Çünkü Kıbrıs'tan Türkiye arasındaki denizin, yani Kuzey Doğu Akdeniz'in artı Girit'le Türkiye arası, KKTC ile Girit ve Rodos arası ve Antalya açıkları. Şimdi Antalya açıkları Mısır'ın Nil Deltası'nda Mısır'ın en büyük doğalgaz yatakları var. Dünyanın en büyüklerinden biri kabul ediliyor. Aynı jeolojik yapı Antalya Körfezi'nin dışında var. Onun için Barbaros Hayrettin orada şimdi şey yapıyor, sismik araştırmalar evet. yapıyor. Oradan doğalgaz çıkacağına ben eminim. Yani gerçekten bazen bu konuları çok çok detaylı araştırıyorum ve Nil Deltası ile Antalya Körfezi'nin çıkışı aynı yapıda. Bu da tektonik olarak orada doğalgazın olduğunu gösteriyor. Ben doğalgazcı değilim ama bana söylüyor. Ve matematik tarafım öyle düşünüyor benim. İlla ki bulacak. Şimdi KKTC olmazsa, KKTC lağvedilip Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik alanı Kıbrıs adasını kapsarsa, Türkiye'yle Kıbrıs arasındaki denizin ortasına kadar sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesi olacak. Bu da Türkiye'nin mavi vatana, mavi vatan hudutlarını unutması demektir. Bu defa ne olacak? Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesi Meis Adası'na, Castel Horizon'dur onun adı. Meis Adası'na gidecek. Oradan Rodos'a, oradan küçük küçük adalara bağlanıp Türkiye Cumhuriyeti Adalar Denizi'nden ve Kuzey Doğu Akdeniz'den tamamen izole edilecek. Türkiye Akdeniz'de en büyük sınırı olan ülke olmasına rağmen çıkabileceği mesafe 6 millik kara suyunun ötesine çıkamayacak. Yani bu 12 mil. 6 mil işte 9-10 kilometre falan. Evet. Veya 10-11 kilometre. Doğru söylediniz. Pardon, estağfurullah. Mil dedim ben de orada evet, hocam. Şey, 10-11 kilometre evet. falan. Bu yüzden Türkiye için KKTC olmazsa olmaz. KKTC'nin sayesinde mavi vatanı savunuyor ve Yunanistan'a ve Rum tarafına diyor ki bir dakika durun bakalım. Benim münhasır ekonomik bölgem Antalya ile Mısır arasının ortasıdır. Senin ilan ettiğin münhasır ekonomik bölge tamamen korsandır. İşte 9 numaralı parsel, 10 numaralı parsel. Evet. Yok bilmem kime izin veriyor. Nerede Türkiye? Adamsa gelsin sondaj yapsın.
dedi. Doğru. Bir tanesi hiçbiri yapamadı. Yapamadı. Eni geldi, kruvazör geldi, evet, kendisine. Türkiye Deniz Kuvvetleri'nin donanma. Noble, Total hepsi oradaydı zaten. Geldi ve dedi ki burası Türk ekonomik bölgesidir. Çıkmazsanız ateş ederim dedi. Hepsi gitti. Hangisiyle kavga etmişti Güney Kıbrıs? ExxonMobil'le mi acaba? Eni'yle. Eni'yle mi? Eni'yle etmişti. Artı tabii asıl önemlisi Delta şirketinin, ki Yahudi bir şirkettir Delta şirketi. Delta şirketi konsorsiyumdan vazgeçti. Eni'yle bir konsorsiyum yapmıştı ve Glafkos-Klerides parselinde doğalgaz arayacaklardı. Tabii bu defa donanma Mausa üzerinden geldi. Bir dakika dur bakalım dedi. Burası evet KKTC'nin münhasır ekonomik bölgesi. Sen burada arayamazsın dedi. Delta Tel Aviv borsasına kayıtlıdır. Hemen sene sonunda gitti. Dedi ki ben konsorsiyumdan ayrıldım. Ben öyle şeyli münakaşalı sular, münazaralı sularda iş yapmam dedi ve ilan etti bunu, ayrıldı, çekildi. Bu yüzden Türkiye'nin bu olaylar ne olursa olsun, nereye giderse gitsin KKTC'den vazgeçmesi söz konusu değil. Adada Rum, sözde Rum devletinin adanın bütün kara toprakları üzerinde hakimiyet kurması söz konusu değil. Söz konusu olan Güney'in Türkiye tarafından alınabileceğidir. Bir ortak savaş çıkarsa, yani bölgesel büyük bir savaş çıkarsa, Rumlar adanın tümünü unutsunlar. Ağzınızdan bal damladı hocam şu an. Programın sonunda hocamın ağzından bal damladı. Çok teşekkür ederim. Ben bu noktada programa virgülü koymam lazım. Tamam. Bunun üzerine söz söylenmez çünkü. Tamam, koyalım. Onlara nota gitti şu an. Koyalım. Hocam bir söz daha alacağım çünkü konuşacak konularımız var, eksiklerimiz var. Tamam, gününü şimdi belirlemeyelim ama ya bir tamam, hafta ya 10 gün ya 14 gün söz. Siz müsait olduğunuzda bana bir üniversitede haber veriyorsunuz. Üniversitede inanılmaz tamam, yoğunuz. Tabii dönem yeni başladı. Tabii. Fırsat öğrencilerden buldum, çalmayalım sizi. Evet, eğitimden çalmayalım çünkü. Evet. Ama bizi de eğitiyorsunuz hocam şu an burada, yani biz de öğrenciyiz. Fakat KKTC bütçesinin biliyor musunuz en büyük gelir kalemi, ekonomik bütçenin, evet, en büyük gelir kalemi üniversitelerden. Ondan sonra oteller, ondan sonra kumarhane geliyor. İşte sürdürülebilir bir yapı sağlanması lazım üniversitelerle ilgili. Bu çok önemli, evet, bir nokta. Bir gün bunu da konuşuruz hocam. Onun için hocam, ihmal etmek istemiyorum. Yok, etmeyin hocam. Onlardan da sizi almam. Çünkü çok kıymetli bir hocasınız onlar için de, bizler için de. Teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrarlıyoruz programı. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devam. Çok sağ olun. Ve yeni gelişmeleri de. Birikiyor hocam. İşte 10 günde daha çok birikiyor. Daha çok konuşacak şeyimiz oluyor. Şimdilik yani 10 gün veya 2 hafta konuşalım. Tamam. Bir hafta, 10 gün, 2 hafta. 15'te bir yapalım hocam biz. İyi olur, hiç itirazım olmaz. Valla süper olur, çok da güzel çok olur. Çok sevinirim ben de. Evet, hem ben bilgilerimi tazelemiş olurum, hem sizden yeni şeyler öğrenmiş olurum. Çok iyi fikir. Halkımıza da gayet güzel verileri aktarmış oluruz. 15'te bir biz anlaşıyoruz biz hocamla, program sonrası 15'te bir. Zamanınız müsait olduğunda yapalım. Geçen defaki programla ilgili Nihan Hanım inanılmaz yorumlar aldım. Öyle mi? İnanılmaz. Yani İşte oturduk keyifle ama biz salı yapmıştık galiba. Evet, perşembe salı günü izlemişler. Evet. O perşembe programı ne kadar bilgiliydi. Baştan sona işte izledik, bilmediğimiz birçok şeyi öğrendik, evet, gibi. Evet. İnanın bana belki 35-40 kişiden şey, evet, geldi bana. Farklı öyledir, farklı öyledir. Çok güzel yorumlar şimdi geldi. Şimdi biraz da hocam şunu söyleyeyim. Yani şimdi kimse darılmaca gücenmece yapmasın ama artık siyasetten bıktık. Yani iç politika yordu, halkı da yordu, hepsi buna hak verecektir, takdir edecektir. Halkı da yordu. Kimsenin artık siyasetteki sorunlar derdi değil. Millet cebine bakıyor, iki kuruşu var mı, yok mu? Halkın tek gailesi bu. Bir de televizyonlarda izlediklerini kendi kanallarında da tartışılabiliyor mu? Yani Türkiye kanallarında. Evet, evet. Yani bizim için de, benim için de o denli keyif aldığım bir program oluyor. İnşallah sizler için de öyle oluyordur. Tabii bizim bilgilerimizin sizlere erişmesi mümkün değil ama yani keyif alarak yapıyoruz bizler de bu programları. Tabii ki hiç siyasetle konuşuyoruz ama biraz da yüzümüzü dış politikaya da dönmemiz lazım. Zaten yani etrafımızda neler oluyor? Haftanın 4-5 günü inanın Nihan Hanım, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin televizyonlarına da hem de takip ediyoruz hocam, o şeylere, lider televizyonlara, evet, takip ediyoruz. Dönüyorlar, arıyorlar hemen. Türkiye'de o kadar bilgili arkadaşlar olmasına rağmen demek ki farklı bir
Kıbrıs'tan verilen bilgilerin bir farkı var demek ki. Var. Türkiye var. İçinden verilen bilgilerden. Öngörüler de zaman zaman tuttuğu için hocam. Hepsi tutuyor. Evet yani. Büyük konuşmayayım ama. Öyle hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz gününü yine tayin edeceğiz sizinle. Müsait bir zamanda öğrencilerim. 15 fikri yattı aklıma. Benim de. Konuşuruz biz zamanla. Konuşalım. Sevgili izleyicilerimize de duyururuz. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler. 45-50 dakika diye başladığımız programımızın yine 1,5 saate yakın süre devam etmesi sonucu sonuna geldik. Keyifli bir programdı benim için. Umarım sizler için de öyle olmuştur ki olmuştur. Hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Ben hocam diye hitap ediyorum. Çünkü benim çok hocam doğru, kendisi. Doğru. Hepimizin hocası. 15 gün sonra yine hocamızla birlikte karşınızda olacağız efendim. Şimdilik hoşça kalın.